Beyza Hanım için alkışlar. Son noktayı koyacak olan isim, nasılsınız? İyiyim, teşekkürler. Biraz heyecanlıyım. Ben de bir 9000'in peşindeyim. Az daha yapıyorduk Beyza Hanım'la. Yuvalanmayı bildiniz mi? Yuvalanmayı bilemedim. Bilemediniz mi? Andaç Hanım böyle yapıyordu. Ah bana gelecek, ah bana gelecek diyordu. Şu anda da 8800 puanla birinciliğini sürdürüyor efendim. Sürenin tamamını kullanmıştı hatırlayacaksanız. Yani 10 tane harf alıp üzerine 1 saniye arttırsak yeter gibi. Umarım yapabilirim. Başlayalım mı? Başlayalım. Beyza Hanım'ın ilk sorusu geliyor. Çok basit değil gibi. Bir soru sözü zaten bu. Ha, değilmiş o. Pardon, çok özür dilerim. Bu baş. Sıfat haliyle birçok, zarf haliyle soruya dönüşüyor işte. Nasıl anlamına geliyor? Çok hani durumu nasıl dediğimiz zaman o zarf hali. Ama mesela nokta nokta yıllar. Doğum gününde. O zaman birçok yıllar anlamına geliyor. Nice. Olur mu? Nice. Durumu nice, nice yıllar. Zorluydu, iyi fırladık. Aslında algılayamadım tam olarak soruyu. Soru da garip de ondan dolayı. Ben de, sıfat hem zarfı sorunca. Ben de girerken biraz kafanızı karıştırdım ama şimdi uğraşsam da kafanızı karıştıramam efendim. Bu bir kısaltmadır. Açılımı sorunun içerisindedir. Doğal Afet Sigortaları Kurumu'nun kısaltmasıdır. Biz bunu DASK. Zorunlu deprem sigortası diye biliyoruz. DASK mı? DASK. Evet. Buyurun. Ürküttünüz mü? Hı? Başta evet ama sonra direkt kısaltınca zaten. Gelsin efendim yenisi. Yasalarca belirlenmiş aile oluşturma protokolü. Evlilik, hı-hı, nikah. Nikah aldı başarıyla. Tamam. Beyza Hanım, zannediyorum ki şu noktadan itibaren sizin bana ihtiyacınız yok. Çözdünüz olayı. Buyurun. Sadece sorulara okuyacağım. İlkel bir silah ve av aleti olan çatal sopa. Ye ile mi başlıyor acaba? Bilmiyorum. Çetelastik de derler. Şöyle atılan... Bilen bir tek belki Özay Bey vardır. Özay Bey de biliyorum ya, şöyle çatal. Y harfi evet. Gibi. Y harfi gibi gelmedi. Çatal sopa. İki tarafına da lastik takarlar. Nedir onun ismi? Harf mi alsam? Yani böyle bir silah olmaz. Bu çok saçma bir silah sapan. Olur. Nedir? Sapan mı? Nedir efendim? Sapan. Sapandır efendim. Tam bugün bana ihtiyacınız yok. Bir anda neler oldu? Tamam, burada bana ihtiyacınız yok. Yarısı zaten mastar. Harf almaya da ihtiyacınız yok. Buyurun gelsin. Bir tepe oluşturacak biçimde... Dizmek. Üst üste koymak. Pek dizmek değil o. Aa. Harf mi istediniz basarken? Evet, harf istedim. İnşallah mastardan gelmez. Vallahi gelmedi. Üst üste koymak. Böyle bir öbek oluşturacak daha... şekil. Yani kıyafetlerini dizmek. Yığmak. Yığmak işte o zaman bir tepe oluşturur. Korktum biraz. İyi miyiz? Tamam, korka korka buraya kadar geldik ama maşallah 2300'ü de bulduk. Daha 6 harfli cevaplar bitmeden. Buyurun efendim, 2900 olacak bunun da. Olmak fiiliyle birlikte somun, vida, civata gibi malzemeler için dişleri aşınmak. Nokta nokta olmak. Aşınmak gibi yani. Yani bu vida buraya olmuyor. Bu nokta nokta olmuş. Deforme. Türkçe kelime. Yani dişleri aşınmış, artık ısırmıyor. Ne yapıyor? Ne olmuş? Dişleri aşınmış. Laçka olmuş, şey olmuş. Geldi galiba ama. Geldi mi? Aklıma geldi yani mi? Dişleri aşındığı için artık ısıramıyor. Artık yaptığı şey ısırmak denemez. Düzleşmek gibi. Düzleşmek mi? Hayır. Ben bir harf alayım. Evet. Harf alalım. Ne olmuş bu? Dişleri aşınmış. Ne olmuş? Tutmuyor, çıkıyor sürekli. Ya biraz böyle kaba bir kelime gibi. Ama hikayesi de bu yani. Dişleri aşınmış işte. Alalım bir harf daha? Bir harf daha alalım. Bir harf daha. Hocam. Ne olmuş? Durduracağım süreyi. Alalım, durduralım mı? Belli ki M'den sonra sesli harf var. Y'den sonra da sesli harf var. Belli ki üçüncü sırada bir tanecik sessiz harf var. Ne olmak? Dişleri aşınmak. Somunlar için, vidalar için artık tutmuyor, dişleri aşınmış, ne olmuş? Yamulmak falan değil. Yamulmak değil. Bunun sonuna olmak ekleyeceğiz. Ne olmak?
Laçka olmak. Bir hafta mı? Çok fena bir alın bir tane daha durdurun ama sonra. Yeter. Size bir tane sesli harf lazım. Yalı, İki yerde de yalı, kullanırsınız. Yalı. Ne? Yalı. Sonra da olmak. Yalıma olmak. Yalıma olmak mı? Size bir tane sesli harf yeter. Bak yalama orada iki olmak, var. Yani ne? Yalama. Nedir? Yalama. Şöyle bir duyayım. Yalama. Böyle bir şey duydunuz mu? Ben hiç duymadım. Gerçekten hiç duymadım. Hemen açtılar. Bir korkutacaktım ki sizi. Yalama nedir yahu falan diye. Tüh. Bir alkış daha ne olur. Yani ben bugünün en zor kelimesi olarak redingotu kesinlikle uygun görmüştüm ama yalama da redingot kadar uğraştırdı yani. Çok şimdi dur bakalım, dur bakalım efendim, daha bitmedi. Fransızca kökenli bir kelime var elimde, o da şöyle sorulmuş. Beş tane harf alabilirsiniz halen. Kısa ve özlü anlatımı olan hikaye. Fransızcası nedir? Hikayecik Türkçesi. Hikaye, öykü. Size bir gençliğimden bir hikayecik anlatayım. Kesret, bir... Fransızca. Fransızca. Onu unutmayın ne olur. Harf alacağım. Aldık bir harf. Aldıysak durduralım artık. Çok az süre kaldı. Durdurdum. Bir... Nükte, bir... Fransızca. Fransızca. Enstantane. Ay gidecek bir, galiba. Bir nokta yani bu. Bu gençliğimden küçük bir noktayı... Anı, hatıra. Noktayı sizlerle paylaşmak istiyorum. Bir... Anlatı. Bilmiyorum. Fransızca. Nokta diyorum, o da Fransızca. Bir şeyi paylaşayım sizinle. Bir hoş, komik bir... Anı, hatıra. Fransızca. Hiç gelmiyor. Bir harf daha mı aldırsaydık size? Evet, keşke alsaydım. Keşke. Anekdot. Anekdot ya, biliyorum ya. Yum bugün değil. Beyza Hanımcığım, gün bugün değilmiş. Vallahi bakın 14 senedir harf veriyorum ben. Gün bugün değilmiş. Farklı bir günde olsaydı çok farklı bir macera geçirirdik sizinle. Ben buna eminim. Benim gibi emin olan başkalarını da tanıyor. Keyfini çıkartalım. Tamam. Kazanamayacağız ama 33 saniye içerisinde soruların hepsine cevap veririz biz. Yine batı kökenli bir kelime bu. Asmayın suratınızı. Hadi odaklanın. Orkestra şefine İtalyanca ne diyorlar? Fransızca mı diyor yoksa? Galiba İtalyanca. Harf alayım. Mesela orkestra şefi müzik. Bir tane daha harf alacağım. Buyurun. Efendi, yani orkestranın efendisi manası. Harf alayım. Bir tane daha. Çok bozdunuz moralinizi. Evet, gerçekten çok modum düştü. Ya bu İngilizce efendi neydi ya? İngilizce. Mons. Ne? Yüksek lisans. Kökünden ilerleriz diye düşünüyorum ama kafanızı daha çok karıştırıyorum. Gerçekten farkındayım. Açın be. Neymiş bu? Maestro. Duymuş muydun? Maestro müzik. Benim evde orkestra var da girdiğim zaman her zaman önce onlardan bir müzik isterim efendim. Yenisi gelsin bakalım. Kara ve demir yolunun kesiştiği geçite... Harf alayım. Bir harf istedik. Yani burada iki tane yer var. Demin yeri sorduk yani Seda Hanım'a. Yol ayrımı değil, kesiştiği geçit. Üst ya, geçit, alt geçit. Hayır, bakın demir yoluyla karayolu kesişiyormuş burada. Yani hani trenin geçtiği yerle arabanın geçtiği yer kesişiyor. Ona da bir şey geçit diyorlar. Yani tren de geçiyor, kara taşıtı da geçiyor. Aman, tekerlekli taşıt da geçiyor. İkiz bir şey değil. Yer aynı yer. Zemin mi sonu? Zemin aynı zemin. Zemin. Nasıl ana, zemin? Yan zemin, ana zemin. Hem araba İki geçiyor zemin, hem tren geçiyor. Hem araba hem trense... Hem zemin.
Bu böyle olmaz. Bu böyle olmaz. Of. Bu böyle olmaz. Ben de seviniyordum ya. Ben de çok sevinmiştim. Neye sevinmiştim? Arkada da biliyordum ama buraya gelince ne oldu bilmiyorum. Şanssızlık efendim. Ben de şuydu. Aa dedim çok güzel oldu. Beyza Hanım'ın dedim zaten mesleği doğrultusunda, eğitimi doğrultusunda hani bir psikoloji terimi çıkacak karşısına. Hiç harf almadan da rahat cevaplar ama ondan öncekiler işte canımızı okudu. Evet. Bakın bu tam sizlik soruyor. Hemen durdurmak zorundayım galiba. Çok İki saniyemiz var. Verin ben durdurayım. Bu bende. Tamam. Bir alkış alabilir miyim? Yok. Saniye bile işlemedi. Bu da obsesyon. Sizin de alkışınız olsun efendim. Harf bile almadılar. Ruh biliminde takıntı obsesyondur. Hadi bakalım. Aynı yöntemi kullanarak 4 tamam. soruya da cevap verebilirsiniz. Yenisi gelsin lütfen. Fiyatların yasa dışı olarak belirlendiği alım-satım alanı. Harp dediler basarken. Ben duydum. Evet dedim. İki kelimeden oluşuyor. Bir kara dışı. Borsa. Kara borsa kesinlikle doğru. Son soru mu olacak? Evet. Ben basayım mı? Siz basabilirim basın. Galiba. Siz basın. Hadi gelsin. Vallahi bastınız. Tebrikler. Öğrenim belgesi diploma değil. Diploma değil, öğrenim belgesi. Diğeri neydi? Bir kursa katıldım ve bana bir öğrenim belgesi verdiler. Sertifika. Sertifikadır efendim. Hadi bakalım, iki tane kaldı yahu, iki tane. İki tane, bu zaten ikileme. Ama sizin ikilemeniz onlarınki gibi değil. Farklı. Farklı, kelimelerin birbirinden birazcık farklı. Topu topu bir tanecik harf farklı. Gelsin. Çok güzel son soruyu da görecekler. Önem verilmeyen ayrıntılar için kullanılır bu söz dizisi. Anlattım. Ufak tefek. Ya gerisi de ayrıntı işte öyle. Ne dedi sana? Aman konuştu işte. Boş. Tam olarak ben de bilmiyorum işte bir şeyler söyledi. Abuk subuk. Ne dedi? Ya işte ben buraya boş gelmeyeceğim. Kelam. Boş. Ne? Boş kelam. Kelam değil ya. Boş beleş. Ben de söyledim. Boş beleş. İkileme gibi. İki kelimenin arasında bir harf farklı. Ne dedi ki o? Aman hiç söyleyemeyeceğim işte. Konuştu bir şeyler. Falan filan. Gün bugün değilmiş. Evet değil gerçekten. Son sorudur efendim. Buyur. Zaten basmama gerek var mı? Basmayın. Bir yük hayvanına atfedilen hoyrat latife. Eşek herhalde ya da ata söyleniyor. Hı hı. Hoyrat latife kısmı kaldı. Hı. Bu yaptığın? Eşek şakası. Eşek şakası. Öyle etrafınızda kötü kötü şakalar yapan olursa 3300'de bitirdik ya. Öyle bir şey olur mu falan diyenler olursa bağımız organik gönderin bize. Tamam mı? Rencide edelim. Hiç tahmin ettiğim gibi olmadı ya. Hiç aklımdaki puanın kenarından köşesinden geçmiyor. 3 defa söyledim. 4. olsun bu gününüzde değilsiniz. Evet. Bilgi yarışması gibi gözüküyor ama şans yarışmasıdır. Temeli odur efendim. Çok üzgün oturmuştu yerine Andaç Hanım. Evet. 8800 puanla şampiyon olabilirsiniz dediğimde yüzüme böyle der gibi bakıyordu. Tebrik ediyorum. Ama bakın değil mi? Tebrik etmez. Bir de alkış lütfen.